Hepinize hoş geldiniz. Zahmet edip buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah keyifli bir, sizin yardımınızla da keyifli bir sohbet olacağını ümit ediyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz aslında. Bugün Tony Bey'in ve Ahmet Bey'in dünyasına bir ufak yolculuk yapacağız. Eserlerinden bir seçki de etrafınızda. Onlardan da bahsedeceğiz konuşmamızda. Bu aslında bir dizi seri konferans serisinin başlangıcı, yani amaç biraz da bu yaşadığımız konjonktürde her şeyin yok olmaya artık yüz tuttuğu, biraz var olan değerlerimize sahip çıkabilmek, olup biteni takip etmek, geçmişimizi, yakın geçmişimizi tekrar gözden geçirmek ve biraz üstünde düşünmek için aslında. Onun için çok teşekkürler geldiğiniz için. Daha sonra şeylerle ilgili tabii konuşuruz. İsterseniz çok gecikmeden başlayalım. Daha gelecekler de var ama gelenleri de bekletmemek için. Öncelikle size sormak istediğim şey, koleksiyonerlik sizin için ne ifade ediyor? Çok klasik bir soru olmakla beraber yere de inmek istiyor insan. Bize bu tutkunuzdan biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl başladınız bu koleksiyon tutkusuna? Her şeyden evvel İskenderi'nin dizilimi ile fark ettiniz mi? Siyah beyaz onlardı. O harika olmuş hakikaten. Oynanılmaz oldu çünkü çok güzel oldu. Burayı siz görmeden bu title'ı önerdiniz ve bir bütünlük kendi kendine oldu gerçekten. Ve isterseniz bu sorudan önce de sizin buraya da yabancı olmamanızdan bahsedebiliriz. Benim dişim burada. Ben senelerdir bu buraya gelirdim, uzanırdım. Acıksa sessizce acı çekerdim. Şimdi daha keyifli bir şey için. Dönüşüm güzel bir şey her anlamda. İyi ki buradasınız. Zaten Tayfun Bey'i yollayacağım bir fotoğrafı. Tayfun Bey'i. Çok tatlı bir adam sahip. Evet, koleksiyonerlik nedir? Koleksiyonerlik, tek kelimeyle özetlerseniz bir tutkunun şekillenmesi ve yönlendirilmesi oluyor. Ben uzun zamandır çeşitli koleksiyonlar yaptım. 80'li senelerde oryantalist tablo koleksiyonu vardı. Ondan sonra bunu 2000 yılı, o koleksiyonu 2000 yılında sattım. Biraz Osmanlı kitapları, biraz İstanbul üstüne de ufak bir koleksiyon yaptım. Arada dinozorlar bilir, Swatch'ların koleksiyonu vardı. O saatin hani 40-50 tane bir tarafta durur, böyle keyifle alırdım. Onlar yarım müzayedeleri falan da yapılmaya başlamıştı. Böyle en delice olanlar 10 bin dolarlara falan, 40-50 frank aldım. Acayip fiyatlara gider. Aşağı yukarı 10 sene evvel tekrar bir sıra başlamaya niyetlendiğim zaman dedim ki benim evde en eski şey ben olacağım. Dolayısıyla çağdaş sanata yöneldim. Fazla dağılmak istemedim. Fotoğraf oryantal İstanbul'un yine çağdaş bir yansıması olarak algıladım ve fotoğraf koleksiyonu yapmaya başladım. 5 sene evvel evimdeki fotoğrafları tekrar, benim evimde ray var, onun için asmak kaldırmak nispeten kolay oluyor. Her zaman çok kolay olmuyor. Biz Ahmet Bey'le birkaç kere uğraştık ama her zaman çok kolay olmuyor. Ama nispeten çivi çakmaktan, şeyden çok daha rahat oluyor. Yatak odama yalnız kadın fotoğrafları koyayım dedim. Evet, dediğiniz gibi. Tam tuzak olsun diye. Ve oldukça etkili bir görüntü verdi. Yani aynı tema üstünde olunca hakikaten çok daha kuvvetli oluyor
onu hissediyor. Çok öyle hissetti ve tamamıyla aynı zamanda Sotheby's'de çok mühim bir koleksiyoneri, onun el tutkusu varmış. William Hunt diye bir adam, koleksiyonunu Sotheby's'de sattı ve sadece el fotoğrafları. Ama ya o kitabı göstermek keşke getirseydim. Hakikaten 1860'lardan başlayıp günümüz Gurski'sine kadar fotoğrafları var ve muhteşem bir koleksiyondu. Ondan da çok etkilendim ve 5 sene oldu galiba. Sadece siyah beyaz ve kadın, erkek istemiyorum zaten. fotoğrafları yapma, almaya karar verdim. Türkiye'de olmam bir handikap oldu benim için. Çünkü maalesef Türkiye'de bu fotoğraflarda, yani bu fotoğrafları yapan çok az sanatçı. Yani esas olarak handikap bu. Genco Gülen bile hiç çıplak fotoğrafı yapmadı var. Evet, biliyorum. Hoş geldin Genco. Ve öyle devam etti. Bugünkü konuşmamız, bilmiyorum fotoğraflara baktınız mı? Fotoğrafların konuşması, fotoğrafların bizi konuşturması ve kendi aralarında nasıl konuştuklarını biraz paylaşalım, konuşalım dedik Ahmet'le. Onun için biraz çalıştık da inşallah enteresan bir şey olur ama sizin katkılarınızı da bekliyoruz hakikaten. Böyle başladı. Ondan sonra tek tek o duvarda asılı olan şeylerle ilgiliydi. Niye böyle astıklarımızı, niye bunları astıklarımızı anlatmaya çalışacağız. Bu arada ben özür diliyorum, doğru bir entrodüksiyonla başlamadım heyecanla. Herkes tanıyordur diye düşünerek, eminim de tanıyor ama Ahmet Erhan da tabii çok bilinen bir fotoğraf sanatçısı, akademisyen, aynı zamanda grafik sanatçısı, grafik tasarımcısı. Ve burada bu sohbeti hep beraber yapmamızın sebebi hem Tony Bey'in koleksiyonunda eserlerinin de bulunması hem de aslında arkadaş oldukları için birçok şeyde de beraber ilerliyor olmaları. Dışarıdan gözlemliyorum onun koleksiyonunu. Ve arkadaş olmamıza sebep olan insanlardan biri karşımızda oturuyor. Öyle mi? Ben onu da duymak istiyorum. Nasıl başladı bu arkadaşlık? İstiyorsanız şöyle bir şey yapalım. Ahmet Erhan'ın ben ilk işini Levent'in ve eşinin sahibi olduğu cam galeriler. 7-8 sene var. En aşağı 8 sene var. Orada aldım. O ofislerinde asıllıydı. Ben bunu almak istiyorum dedim. Ondan sonra pazarlık ettim. Yani çünkü ben üstelik çok kötü ödeyim. Ödüyorum ama böyle bezdire ödüyorum. Sapanı alıyorum. Yani. 25 kuruşlukları koyuyorum içine. Ondan sonra maalesef para da yetmiyor böyle şeyler. O kadar çok şey almak istiyorsunuz, görüyorsunuz. Neyse sonunda aldım. Karşımda huysuz bir adamdı. Levent'le Sevil, dünya tatlısı. Öyle bir surat yapıyor. Ondan sonra aldıktan sonra senelerde çok keyifli, çok kıymetli. Özellikle benim çok değer verdiğim bir arkadaşlığı kurdum. Yani dargın olduğumuzda günde bir kere konuşuyoruz. Sizin bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı Ahmet Bey? Sizin de merak ediyorum. Vallahi bu tanışmamızla ilgili kısmı anlattı o zaten de. Ben koleksiyon zaten dışarıdan bakan biri olarak, elbette yoksa onları çekemem, patates olmam. Dışarıdan bakan biri olarak koleksiyonda tutkunun önemli bir ateşleyici olduğunu sanıyorum ama tek başına yeterli değil. Alana ilişkin bilgi, daha doğrusu kültür denilen bir şey var, onu edinmek gerekiyor.
O da tık diye bir kursa alınamıyor. Çok uzun zaman o alanın örneklerini, fotoğrafsa fotoğraf örneklerini. Diyelim ki şimdi mesela Herek alanını görüyorum. Onun sadece çıplakları yok. Bir sürü başka alanda işleri var. Onları da takip etmek, derinleşmek gerekiyor ki koleksiyon bir anlam yaratabilsin. Benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla Türkiye'de koleksiyoner ilgilenlerin çok büyük bölümü maalesef toplayıcı. Evet. Koleksiyoner değil. Herhangi bir danışmanın yönlendirmesiyle bir koleksiyon oluşturulamaz. Koleksiyon bir kişilik işidir. Kesinlikle. Danışmanlar çünkü çoğunlukla ekonomik kaygıları göz önüne alarak danışmanlık verdiklerinin herhangi bir şekilde mali bir zarara uğramamasını gözetirler. O da güncellikle çok yakın temas gerektirir. Dolayısıyla da tarihi bir perspektif bilgilerini, bir sanat tarihi, görsel bilginiz yoksa o danışmanların yönlendirmesiyle yapacağınız koleksiyon maalesef şu anda piyasamızda birçok koleksiyoner demek içinde başına geldiği gibi bir işe yaramazlar deposu dönüyor. Onun için bilgiye, kültüre de tutku kadar değer vermek lazım. Tutku ateşleyici ama onun altını bilgiyle doldurmadığınız zaman hiçbir yere varmıyor. Aslında ben birazcık bu şeyden çıkıp aslında Bilge ve Zeyno, Bilge de burada. Onlar çok bilinçle koleksiyonlarını yönetmeye de devam ediyorlar. Ben onları da selamlamak istiyorum burada. Gerçekten eminim Muhsin Bey'in de çok gurur duyacağı şekilde devam ettiriyorlar. Hayranlık da istiyorum açıkçası. Valla ben de şimdi Tony Bey'le tanışmak için geldik. Çok teşekkür ederim. Çok. Koleksiyonunuzu da izliyoruz. Siz de çok güzel sergiler de yapıyorsunuz. Şimdi konuşunca siz daha çok sevdim. Yani ayrı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Neden? Bir de şöyle bir şey var. Yani ben ikinci kuşak yöneticisiyim kendi koleksiyonumuzu. Fakat yani babamla o kadar benzerlik kurdum ki çünkü bence koleksiyonerlik doğuştan gelen bir şey. Yani ben öyle gördüm en azından. Yani bizim babamın koleksiyonunda hep koleksiyonlar olmuş hayatında. Şimdi siz de söyleyince çok hoşuma gitti. Evet. Çünkü işte danışman tutup işte belli bir parayı, belli bir bütçeyi bir şey bir yatırıma yönlendirmek için yapılan koleksiyonlar var. Hem de biz bunları biliyoruz. Fakat tutku o kadar önemli bir şey ki, o kadar içten gelen bir şey ki. Yani ben kendimi koleksiyoner olarak adlandırmam. Yani ben bu koleksiyonu farklı bir yere götürüyorum ama sizin gibi gerçek koleksiyoncular değil. Babam da annen öyleydi. Onun için sizi sanki bir tanıyormuş gibi hissettim. Yani Tom Mix Texas koleksiyonundan başlayıp ama çok büyük bir yani tutkuyla ona bağlanıp işte babam ağlamaklı oldu. 50 küsur yaşlarındaydı. Annesi şeye vermiş, köylü çocuklara vermiş Tom Mix Texas koleksiyonu. Ne kadar açıymışım. Yani ben ona hissediyorum, anlıyorum şimdi. Fakat işte hep bir koleksiyonlar var hayatımda. İşte bizim hayatımda eski bir koleksiyonu, yok toprak altı koleksiyonu. İşte taş koleksiyonu, şu koleksiyonu, her şeyin bir koleksiyonu. Ve bu çok hoş bir şey. Bir yaşam tarzı aslında koleksiyon. Fakat yani bilgi temalarınız var anladığım kadarıyla koleksiyonunuz. Tabii. Muhakkak. Bizim ağırlıklı olarak şey değil, fotoğraf çok ağırlıklı olarak yok ama var. Şimdi sizin... Türkiye'de bariçli fotoğraf. Çok fazla da değil ama takip ediyoruz. Mesela siz şimdi nü ve siyah beyaz deyince Rusya'dan mesela bir sanatçımız var. Arada sırada bize de geliyor, evimizde kalıyor ve sadece nü ve siyah beyaz çalışıyor. Sizinle tanıştırmak istiyorum. Şimdi Oleg'le tanıştırayım diye aklımdan geçiyordu. Muhakkak tanıştıracağım. Benim çok hoşuma giden bir tarafı da Muhsin Bey'in özellikle sanatçılara da çok destek oluyor olmasıydı. Onları takip edip bu önemli bir misyon bir koleksiyoner için bence. Yani sanatçı yani koleksiyoner aynı olmaz tabii ki. Yani onun öyle bir taze var. Bilmiyorum siz de yapıyor musunuz ama mesela işte akademiden itibaren takip etme. Ben çok böyle seçiyorum. Ve Ahmet'in her kahve içtiğimizde iki damla arsenik koyuyoruz. Ben burada
sen de eskimsin. Her şeyi içmedim böyle. Ben de onu içirseydim. Peki, şimdi mesela fotoğrafın hayalini kurarken, işte onu satın alırken aradığınız belli özellikler var mı? Araştırma yapıyor musunuz öncesinde? Yoksa zaman zaman dürtüsel güdülerle aldığınızda oluyor mu? Sonra niye aldım bunu ben dediğiniz mesela? Son senelerde biraz azaldı çünkü ilgi alanımı daralttığım için objektifim çok daha net. Onun için oluyor tabii ama bilmiyorum mesela pahalı kampostan diye adlandırdığı tonla fotoğraf var. Yani onlar maalesef sanatçısı da yok olmuş, devam etmiyorlar gibi bir şey yok. Ama genelde tabii ki bunu almayabilirdim diyorsunuz. Bu ne zaman oluyor? Onu aldıktan hemen sonra başka bir tane gördüğünüz zaman. Şimdi benim ölene kadar bir bu iş listim var diyor. Çünkü fotoğrafın bir de sonra geleceğiz. Sonuçta çok nadiren kaçırıyorsunuz. Edisyonlu olduğu için bir nadiren fotoğraflar kaçıyor. Ahmet de başka çünkü onu tek edisyon yapıyor sadece. Ama her zaman ah bunu alsaydım diye bir şey cız ediyor içinde her zaman. Ahmet Bey ve çalışmalarıyla ilgili karşılaştığınızda ne hissettiniz? Bayılmıştım ve Sevil ve Levent'e de Ahmet'e söyleyeyim. Bence Ahmet'in en güzel iki işi bende. Onlar da edisyonsuz oldukları, tek edisyonlu oldukları için satmak gibi bir niyetim de yok zaten. Ben evdeki bütün duvarlarda hep bu tema üstünde fotoğraflar var. Bir tek Ahmet'in o yerler serisinden bilmiyorum, biliyor musunuz? O büyük parçalı, ben ona zaten parça parça yapıyor. O Parkinson'dan geliyor, giriş getiriyor çekerken. Onu hiçbir zaman çıkartmadım duvarımdan ve çıkartmayı acayip de büyük. Ben belki 5-6 tane fotoğraf koyabilirim onun yerine ama onun yeri başka, o hiçbir zaman o duvardan çıkmayacak. Bir tek o kaldı zaten. Direkt koleksiyonunla ilgisi güzel, olmuyor. Güzel, böyle bir bağlantı olabilmesi. Burada da bir resmi var, genç onun arkasında duran şu anda. Ama ondan belki sonra bahsedeceksiniz. Peki, estetik sizce nedir? Bir sanat eseri alırken nasıl bir otantiklik veya estetik değer peşindesiniz? Sanatı otantik kılan nedir sizce? Mesela fotoğrafın çoğaltılabilme özelliğiyle çelişen bir konumu var mıdır? Bu soru 15 soruyu birden kapsıyor. Şimdi her şeyden evvel edisyon kavramını bir iki dakika konuşalım isterseniz. Ben fotoğraf almaya başladığım zaman çevremdeki insanlar fotoğraftan çok rahatsız oluyorlardı. Yani şöyle rahatsız. 5 tane bastım diyor, 15 tane de basabilir. Ben bunu kontrol edemem, bilemem ve güvenmiyorum şeyi vardı, hissi vardı. Tahmin ediyorum ki Türkiye'de az da olsa hala bu var. Ama yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Yani ya bana bu soru yanlış diye cevap vereceğim çünkü yoksa fotoğraf koleksiyoneri olmaz. Doğru. Heykel de aynı şey, bütün restorasyonlarda. Yani o tamamıyla, yalnız sorun nedir? Teknik olarak fotoğrafı çok daha kolay bir şekilde tekrar basabilirsiniz. Gerçi bugün
o bütün eski bir agram historiyle basılmış fotoğrafları benim bildiğim Türkiye'de bir kişi ve bizim ortak bir arkadaşımız Mehmet Kısmet basıyor. Başka hiç kimse yani klasik sinir jelatin dedikleri agram historiyle baskı kaldı. Gerçi dünyada şimdi bir geriye dönüş, orada da bir geriye dönüş var. Orada silver jelatinin tadını ve keyfini yeni printlerde ya baskılarda alamadıklarını farkına varmaya başladılar. Edisyonlu, şimdi edisyonda başka bir şey daha var. Burada etrafınızda gördüğünüz bazı birçok fotoğrafçının bir büyük bir kısmı ölmüş. Öldükten sonra tekrar basılmıyor ve edisyonları da yok birçoğunun. Mesela bu işi çok iyi bilen birine soruyorsunuz, bu harika kalan diye tanınmış bir fotoğraf sanatçısı 1980'lerde öldü. Bu eşinin fotoğrafı. Bugün artık soruyorsunuz belki 10 tane 15 tane vardır sirkülasyonda dünyada. Zaten fotoğrafın kendisi o kadar tanınmış ki 10 tane 15 tane olması hakikaten ufak bir sayı. Şimdi tablo alanları için 10-15 tane ya 5 tane bile çok büyük bir rakam gibi gözükebilir ama fotoğrafta değil. Ondan sonra bu bir paylaşım da getiriyor. Onun değişik bir keyfi de var. Diyorsunuz, ben beni tanıyorum, aynı fotoğraf onda da var. Yani o paylaşımın getirdiği bir keyif var. Diyorsunuz, o da benimle aynı zevki paylaşıyor, aynı fotoğrafı beğenmiş. Öyle bir değişiklik de var tabii. Estetiğe gelince fark ettiyseniz burada seçtiğimiz, astığımız fotoğrafların büyük kısmı klasik eser bu. Bu da yani sınırlı. Klasik estetik tanımlarına uymayan fotoğraflar. Yani ben de çok var oradaki kitabında da görebilirsiniz. Yan yatmış, çıplak bir kadın, çok güzel poz vermiş. Bu konunun dışında bir panel yapalım bugün dedik. Şansı şeyle Ahmet'le hangi fotoğrafları koyacağımızı karar verirken kürasyonu o yönde yapmaya çalıştık. Ve burada birçok fotoğraf birbirlerine konuşuyorlar. Hem tek başlarına konuşuyorlar, uzun uzun anlatacak şeyler var. Hem birbirlerine konuşuyorlar, hem bizi de konuşturuyorlar. Yani istiyorsanız şeyi dağıtabilir miyiz kağıdı? Bu Harry Callahan'ın resmi, özellikle Deventure serginizde de, koleksiyon serginizde de galiba seçtiğiniz onu temsil eder resim de değil, fotoğraf. Evet ama kapağını şeyi öldürdü. Otantiklik ve orijinallik konusuna geldiğimiz zaman da bunun üstünde çok uzun zaman konuşulabilir. Mesela şuradaki iki fotoğraf birbirlerinden esinlenmişti. Birincisi bana doğru değil. Küçük olanı Man Ray'in Violon Deng adlı fotoğrafıdır. Yanılmıyorsam fotoğraf
Lasır'ın en pahalı fotoğraflarından biriydi. Bu değil ama hiç şeyi almaya heveslenmeyeyim. bu 2,5 milyon dolar civarında satılmış bir fotoğraftır. Bu ben çok sevdiğim için ve 2,5 milyon doları hiçbir zaman veremeyeceğim için 50 euroluk bir kopyasıyla. Bu size dağıtılmış olan Engin bir çok tanınmış bir tablosu, kendine göre yorumlanmasıdır. Tabii ki resme baktığınız zaman benzerliği hemen görebiliyorsunuz. Fakat bu kesinlikle kopya değil. Yani tamamıyla aynı eserden başka bir eser yaratılmış. Mesela Velázquez'in Las Meninas'ı hem resim olarak hem fotoğraf olarak dünyada en çok başarılı yahut başarısız bir şekilde kopya edilmiş eserlerinden biri. Picasso bile Las Meninas'ın kendi yorumunu yaptı. İkisini yan yana koyup uzaktan yakından birbirleriyle ilgileri yok. Ondan sonraki hayatta olan Joel Witkin diye bir sanatçının acı çekmeyle ilgili birinde ne kadar hür ve bağımsızsa ötekinde o sırtındaki yaralar ve belindeki kemerle ne kadar sıkışık ve mutsuz olduğunu hissettiren, yani üç tane eser var. Birbirleriyle çok benzer gibi gözüken, fakat tamamıyla değişik hisler veriyorlar bize. Witkin'in de çok enteresan, tamamıyla uçuk, hakikaten enteresan bir adam. O işleri vardır. Ya bir gün internette bakarsanız çok şaşıracaksınız onun işleriyle de. Geçen hafta Londra'daydım. Bir fotoğraf koleksiyonu Londra'ya. Bu zamanda giderse ne yapar? Elton John'un sergi, Tate Modern'deki sergisini gezmeye gider. Bir gün daha 2-3 ay duracak. Hayatımda gördüm en mükemmel, en muhteşem, en mükemmel sergilerden biri. İnanılmaz bir bilinçle toplamış. Yani her fotoğraf hakkında alma sebepleri uzun uzadıya anlatılmış. Orada küratörün bir kadındır, ismini tam hatırlayamayacağım. Çok iyi çalışmışlar. Çerçevelemesi olağanüstü güzel. Hayran kaldım. Yani hakikaten muhteşem bir sergi gördüm. Yakın zamanda Londra'ya yolunuz düşerse kararlı tavsiye ederim. Peki, gerek koleksiyoner gerek sanatçı olarak aslında bir açıdan da sanat tarihsel bir misyon üstleniyor bu iki kişi şeyde, bu camiada ve dünyada aslında kültürel oluşumu da bir yerde etkiliyor. Kültürel değerlerin korunması ve sonraki nesillere aktarımı gibi misyonlarınız var mı? Gerek sizin, gerek de Mesuliyeti tahammül ediyor. Vallahi yok. Yani böyle bir misyonla hareket etmiyor. Ama sonuçta siz öyle bir şey yapıyorsunuz ister istemez. Çünkü yarattığınız eserler... Bir sürü başka insan da yapıyor. Ne kadar çok fazla olursa o kadar iyi. Onların birbiriyle uyuşması veya çatışmasından sanatla ilgili olmayan kültür dediğimiz başka bir alan ortaya çıkıyor. Ben kültür adamı değilim, ben sanatla uğraşıyorum. Kültürle hiç ilgisi yok. Kültür tamamen başka bir şey. Bu ilginç bir yaklaşım. Şaşırdım. Kültürle hiç ilgisi yok. Benim görüşüm var. Çünkü kültürü tanımlayabiliriz. Kültür daha çok belli kabul edilmiş kod sistemlerine denir.
sanatın kod sistemlerine indirgerde öyle bakarsak bu da sanat tanımına girer. Benim sanat tanımım içine bu girmez. Ama bir taraftan da hepsinin birbirini etkiliyor olması kaçınılmaz. O bizim dışımızda olan. Evet. Biz işleri koyuyoruz. Dedim ya biz yaparız. Sonra o kültür denilen bir alana girer veya çıkar. Onu bilmiyorum. Ama benim böyle bir şeyim yok. Tony'nin pozisyonu daha farklı. O yapılmış olanları bir araya getiriyor. Bir araya getirirken kendi kültürel birikimini kullanıyor. Sonra sunduğunda da bakan başka gözler kendi kültür düzeyleriyle ondan bir şeyler alıyorlar. Bizim pozisyonlarımız orada biraz farklı. Ama şimdi mesela... O benden sonra geliyor. Ben yaptıktan sonra o devreye geliyor. O da bunu bir üst noktaya aslında çıkarttığı kitapla taşıdı. Çünkü yine o da kendi izini bu şekilde bırakıyor. Arşivleme çünkü en önemli şey bu. Hele günümüzde bu değerlerin yok olduğu bir zamanda bence herkesin yapması gereken de bir şey aslında. Hayatına dair bir iz bırakmak. Epikoleksiyonun en büyük keyiflerinden biri, siz benden iyi biliyorsunuz, paylaşmaktır. Yani bunu paylaşmak, çünkü teknik olarak her eser tek olsa bile koleksiyon daha tek oluyor. Yani daha çok özelliği olan bir şey oluyor. Ve bunu paylaşmanın ben çok keyifli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben Kasım'da yaptığım sergide, Kasım'da bir ay kadar sürdü. Fakat bana o serginin kürasyonunu Karolya Yoti yapmıştı ve hakikaten çok başarılıydı. İlle çok güzel bir kitap yapacaksın dedi. Ben o kadar güzel bir kitap yapmayı düşünmüyordum. Ciddi bir paraya mal oldu bana. Fakat yapmış olmaktan çok mutluyum. Çünkü sergi oldu gitti. Geçti kitap, kalıyor. Ben bu konuda hiçbir tevazi de olmadım. Dünyada ne kadar müze varsa, MoMA'sından tutun, Metin'den tutun, Tate'inden tutun, hepsini bir tane yolladım. Kalsın şeylerinde. Hepsini bir tane yolladım. Yani o... Belki atarlar, belki saklarlar, ne yaparlar bilmiyorum. Bir kapı gibi önüme geçti, kimseyi göremiyorum. Bu arada kapının kitabın bir kopyası masanın üzerinde var. O kitapta Patika'da Reassurance'ın altında aynı zamanda bulunabilir. Çok o kitap kalacak. Yani sergi geçici bir şey. Fakat kitap kalıyor. Kesinlikle. Ve ben değişik seyahatlerimde galeri beraber çalıştığım bir galerileri kitabı verdiğim zaman bir kere beni az tanıyanlar anında ne istediğimi görebiliyorlar. İkincisi başka bir yere koyuyorlar sizi. Yani, açıkça söylemek gerekirse prestij açısından da doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum. Hatta amorti bile yani aldığım fazladan tenzilatlarla amorti ettiğimi düşünüyorum. Çok sevindim. Ayrıca aldığınız hazda başka bir şey veriyor kadın bence. Ve sizi sevenlerin de aynı zamanda tanıyanların da. Ahmet Bey, size bir soru sormak istiyorum. Eserlerinizin kimde olduğunun bir önemi var mı sizce? Birisi hiç tanımadığınız bir koleksiyoner bir gün bir eserinizi almak isterse onun hakkında bir araştırma yapmak ister misiniz öncesinde? Yok, hayır. Hiç bu konuları düşünmedim. Bir deneyimle çalışıyorum. Zaten Levent de bilir. Ben müşterilerle hiç karşılaşmak istemem. Tony ile ilk karşılaştığımızdaki suratım da oydu. Çok baskı yazmış. Karşılaşmak istemiş. O yüzden de öyle müşterilerin karşısına. Yok, hiç. Hiçbir şeyim yok. Aramızda Seyhun Hanım da var, Seyhun Topuz. Lütfen ona sonra, esas üstadımız orada. Ben her işimin kimde olduğunu biliyorum. Biliyorum. Listesi var ama ben karşılaşmam gerekmiyor, galeri var çünkü. Evet, benim de galerim var. Evet. Ama yani en ufak bir işi nerede biliyorum.
Tamam, ben de hastalık halinde. Üstelik nerede durduğunda fotoğrafı var. Ne kadar erkeni sanki. Tamamıyla zıt tutum. Bir de yani sahiden koleksiyon yapmayanlara da özür dileyerek hayır diyorum. Evet, bir de öyle bir tarafım. Onu ben de hissettim. Araştırıyorum. Ama benim sizin kadar çok işim olmayabilir. Çok sayılır. Estağfurullah. Yani başka bir var. Tony Bey, sizin günümüzün bir koleksiyoneri olarak, yani bu düşüncemde yanılıyor olabilirim ama nostaljik eserlerinden de, o eserlerden de hoşlandığınızı ben düşünüyorum. Siyah beyaz değil sadece ama geçmişe dönük bir takım şeyleriniz de olduğunu düşünüyorum. Sizden onun yorumunu alacağım ama Ahmet Bey'in de tarihsellik ve güzelliği katmanlar olarak irdelediğini görüyorum hep çalışmalarımda. Bu bakımdan bakış açınızda önemli bir paralellik gözlemledim. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle nostalji yok. Fakat şimdi bu iki, üç eserde size dağıtılan, maalesef bunun orijinali bende yok, çok isterdim olmasını. Louvre Müzesi hiç tanımak istemedim ben onu. Kitabı götürdüm. Ben onlarla bir konuşayım. Vallahi çok teşekkür ederim. Bunu unuttum yerine söyleyeyim. Nostalji hiç yok. Ama şimdi bir şeyin derinine inmeye başladığınız zaman birçok eserde sanatla ilgilenen herkes bunu çok kuvvetli yaşıyordur diye düşünüyorum. Bir dejavü, bu daha evvel yapılmıştı hissini yaşıyorsunuz. Onun için zaten o iki tabloyu ve bu şeyi verdim. Bunlar aynı şeyden esinlenmiş fakat kesinlikle birbirleriyle konuşan değişik hisleri, değişik teknikleri ve değişik hisleri ifade eden üç tane eser bunlar. Ama bende hiç nostalji yok fakat görüyorsunuz ki bu daha evvel yapılmış. O zaman orijine gitmeye çalışıyoruz. Ve gittikçe o zaman bugün ölmüş olan yahut yaşlı sanatçıların işlerine rastlıyorsunuz. Unutmayın, fotoğraf ne zamandan beri var biliyor musunuz? 1826 ya da 27, yani neredeyse 200 yaşında. Yani fotoğraf da artık eski bir, belli bir olgunluğa gelen, belki dijital biraz bozdu diye düşünüyorum ama belli bir olgunluğa gelen bir sanat, major bir sanat olduğunu da düşünüyorum. Tabii o evrede tabii ilk başladığında büyük bir evin içinde bir kocaman makineyi düşündüğümüzde tabii yanımızda şu anda taşıdığımız iPhone'la birlikte inanılmaz bir evolüsyon gösterdiğini ve bizim de tabii aynı şekilde. Çünkü sanatı evimize almayı kolaylaştıran bir şey oldu, imkanı olmayanlar için. Çekip resmini en azından evimize getirebilmek için bir imkan yarattı ama bence çok önemli bir şeyi var. Aynı zamanda da bence mesela Bedri Baykan'ın hep resimlerinde yazıyor ya, "This has been done before." Bu samimiyet fotoğrafta aslında baştan var. Çünkü biliyoruz ki zaten onun tekrarı olabiliyor. Aynı şekilde sanatçıların da bunu yazıyor olması, bu dürüstlük benim de hoşuma gidiyor. Peki, bu söyleşimizin konusu olan tutkunun siyah ve beyazı, tutkular insanı mantık dışı hareket etmeye de teşvik ediliyor. Hiç koleksiyona dair böyle bir şey yaparken buldunuz mu kendinizi? Bu biraz teminki dürtüsellikle de bağdaşıyor tabii aslında. Canım, yani fuarlar birer, hepsi birer virüs. Hiçbir şey almayacağım diye gidiyorsunuz oraya. Ondan sonra başını ve fotoğraf biraz evvel de belirttiğim gibi enteresan çünkü birçok iş tekrar geliyor. Yani
işlerin büyük kısmını kaçırmıyorsunuz. Bir müzayedede çıkıyor, başka bir galeride aynısını buluyorsunuz. Fotoğrafın, eski fotoğrafta özellikle durumu da çok iyi, yani iyi durumda olanlar var. Negatiften çekildiği için bazı tirajlar ötekinden daha iyi olabiliyor. Gerçi o sanatçılar o konuda çok hassaslar. Kötü olanları şey yapıyorlar ama dışarıya verilenler de olabiliyor. Dürtülerimize hakim olmamız lazım. Ben birçok kere ay sonunu zor getirdiğimi biliyorum. Yani, fotoğraf çeker misin? Hayır. Hepimiz kadar çekerim ama yani hiç kimse fotoğraf çekmiyor. Sebeplerinden biri hiçbir sanatçı arkadaşım ne kadar güzel olmuş diye yalan söylemeye mecbur etmek istemediğim için çekmiyorum. Bence siyah beyaz nü resimler topladığınız için, ben bu toplumumuzun içinde bulunduğu konjonktürden de dolayı aslında nüditer çıplaklık ve neden hala bu devirde böyle tabu kavramlarıyla iç içe yaşadığımıza belki biraz değinebiliriz. Çıplaklık aslında bir nevi saflık, çünkü biz öyle doğuyoruz. Hiçbir üzerimizde kıyafet yok. Öldüğümüz zaman da ayağımızda çorapla bile gidemiyoruz. Sonuçta bu bizim ayrılamaz bir parçamız aslında. Peki birisi mesela, birisi için estetik değer taşıyan ve saflığı simgeleyen bir şey, sizin için yani çoğu zaman bu böyle diye varsayıyorum, nasıl oluyor da bir başkası için bu kadar rahatsız edici ve tehditkar olabiliyor sizce? Soru ikiniz için de tabii geçerli. Tabii, ben söyleyeyim ben. Üç din. Evet. Baş belası olan üç dindir. Kadar mısın? Cevabı. Yani hakikaten kültürel bir şey bugün, özellikle bugünkü şartlarda değiştirmek gibi bir şansımız yok. Evet. Yani ben şöyle bir şey yaşadığımı hatırlıyorum. Bazel'de bir Gülren Nehri'nin kenarında yürürken bir Bazel'de hanımefendi çırılçıplak soyundu. Bikinisini giydi. Ondan sonra Ren Nehri'ne atladı. Bir de torbaları var onların, böyle bir su geçirmeyen. Kıyafetlerini de içine koyup o akımla gidiyor. Yani düşündüm ki bizim ülkemizde böyle bir şey olsa korkunç şeyler olurdu. Düşünmek bile istemedim ama aslında çok da doğal bir şey bu kadar bambaşka bir boyuta getirilen. Şimdi bu dediğiniz gibi kültürel bir problem, bu çözülmeyecek. Bence en güzel cevabı Ahmet Bey'den. Üzerinde tartışmaya gerek yok. Kesin. Tamamen kesin cevaptır. Başka hiç kimden tutmaya gerek yok. Peki bu çerçeveden yola çıktığımızda dünya sınıfında nasıl bir gelişme gözlemliyoruz? Bugün olması gerektiği noktada mı sizce sanat? Günümüz sanatı geçmişle mi daha ilgili, yoksa geleceğe mi yönelik seyrediyoruz? Biz Ahmet'le bilmiyorum, tam bir Ahmet sorusu olarak tanımlandırdı. Nerede olacağını biz zaten karar verir. Yani güzeldir. Biz karar veremeyiz, biz yönlendiremeyiz. Yönlendiren insanları da ben tanımıyorum. Yani varsa da. O kadar çok parametre var ki, o kadar çok şey. Maalesef bazı şeyler çok spekülatif oldu. Maalesef. Son zamanlarda. Ama çok çok güzel şeyler görüyoruz. Bütün bunlara çok rağmen. Güzel besliyor. Yani sanat bir beslenme aracı olarak, kaynağı olarak muhteşem bir şey. Beni ümit ışığı bence. Olmasa beni şu anda bana ümit veren çok fazla bir şey yok. Açıkçası onun içinde tutundum dört elini. Beynim daha geldiğince. Peki, koleksiyonunuzu tanımlamak için
acaba mümkün mü? Gerçi koleksiyon bunda tezat bir kelime ama bir tek eser seçmeniz mümkün olur muydu koleksiyonunuzu tanımlamak için? Herhalde Batman'ın violon dergileri olurdu. Peki neden olduğunu da bizimle paylaşır mısınız? Bir kere Man Ray çok mühim bir adam. Yani sürrealist akımın öncülerindendi. Ve çok yönlü bir sanatçıydı. Yani enstalasyonları var, heykelleri var, resimleri var, fotoğrafları var. Ve her konuda yaşadığı senelerde sanat çevresinde çok mühim bir adamdı. Ve bu fotoğrafı da ayrıca hem kompozisyon, hem tonlama, hem renkler olarak muhteşem bir fotoğraf olduğunu yaşıyorum, hissediyorum. Peki, koleksiyonunuz için bir stratejiniz var mı? Bu belki mekanikleştiren bir şey. Koleksiyondan bahsettiğimiz zaman, o zaman ama... Şimdi benim genel stratejim çok belli. yani başladım ya, herkesin de görebileceği gibi. Siyah beyaz fotoğraf, siyah beyaz ve kadın. Bugün konuşmamızda biraz nü konusunu irdelemeyi düşündük Ahmet'le. Onun için mesela oradaki de sizin için sağda, benim için solda olan fotoğraflara bakarsanız oldukça enteresan yorumlar yapabilirsiniz. Birinci fotoğraf mesela o da fotoğraf dünyasının en ikonik fotoğraflarından biridir. Harry Kalan'ın eşi Eleanor, bu bakın iki tane çıplaklık yok gibi bir şey. Bak, bana bu dal bile diyenler oldu. Yani bu kadının poposu ama o kadar abstrakt, soyut bir şekilde yapılmış bir şey. Hakikaten burada bir çıplaklık hissetmiyorsunuz. Yandaki fotoğraf Brassai diye Fransa'da yaşamış fakat Macar asıllı olan enteresan bir fotoğrafçı Brancusi'nin heykellerinin fotoğrafını çekmiş. Orada çıplaklığı insan yok, çıplaklığı daha fazla hissediyorsunuz. Sonuçta kadın yok, insan yok, tahta parçalarının fotoğrafları fakat kadın vücudu daha çok hissediliyor birinci fotoğrafta. Üçüncü fotoğraf bir çıplak fakat engebeli Yamamoto gibi bir çok beğendiğim bir Japon sanatçının fotoğrafı. Orada bir çıplak kadın var. Dikkatle bakmanız lazım. Yani o dağ mıdır diyorsunuz, kar mıdır diyorsunuz. Hemen ilk bakışta anlamıyorsunuz. En sondaki fotoğraf, Ahmet Erhan'ın son sergisinden aldığım fotoğraf. O bir nehir. Benim için bir kadın vücudu. Zaten onun için aldım. Anlatabiliyor muyum? Birinde doğadan sizin hayal gücünüz bir kadın vücudu yaratıyor. Öteki kadın vücudundan başka şeyde doğa çağrışımı yapıyor. Onun için fotoğrafları birbirleriyle eşleştirmek çok enteresan. Herkes gibi benim de tanımadığım, bilmediğim tonla fotoğraf var. Bunları fuarları gezerken yahut internette gezinirken, sanatçıların kitaplarını okurken diyor, ben de bu fotoğrafla bu fotoğraf çok güzel konuşuyorlar. Yani birbirlerini çok güzel tamamlıyor. Başta başladığım zaman sadece güzel kadın
fotoğrafları alıyordum. Ondan sonra fark ettim. Yani kulvar çok değişebiliyor. Dar bir kulvardan başlıyorsun çünkü konumuz fotoğraf. Onu daha da daralttı. Siyah beyaz, kadın, nün. O humidar geçtikten sonra inanılmaz bir şekilde genişliyor. Ama bunun için çok gezmek lazım, çok okumak lazım, çok araştırmak kesinlikle lazım. Kesinlikle. Yani o bu işin şartı. Ben bir soru daha sormak istiyorum Ahmet Bey'e. Sizce koleksiyoner sanatçı üzerinde bir etkisi konuya koleksiyonerin var mı? Evet, hem pozitif hem negatif olarak etkisi var. Koleksiyoner sadece pozitifleri biliyor. Sadece sana söyleyeyim. Yani bunu iki şey olarak alıyoruz. Sanatçı kavramıyla koleksiyoner kavramı. Dolayısıyla bunların, bu ikisinin arasında şunlar yok. Çünkü günümüz böyle konuşmayı gerektiriyor. Sanat eleştirmeni yok. Sanat yazarı yok. Sanat tarihçisi yok. Yani şu anda biz piyasayı konuşuyoruz. Bir işin piyasa değeriyle sanat değeri maalesef her zaman birbiriyle örtüşüyor. Koleksiyonerin tutumu, koleksiyon yaparken tutumu ve sanatçıya karşı davranışı, mesela hanımefendi babasından söz etti, daha okul yıllarından bir sanatçıyı alıp takip ederek onu geliştirmekten söz ediyor. Bu artık olmayan bir şey. Bir sanatçı üzerine koleksiyonerin de kafaca bir yatırım yapması ve onların bir ilişki içine girmesi. Beşerlik kavramı bu zaten. Diğer türlü olursa o yönlendirmeleri, sanatçı üzerindeki o yönlendirmeleri de negatif olarak değerlendiriyor. Şu anda maalesef çoğunlukla karşılaştığımız durum o. Evet. İyi bir yatırım enstrümanı arayan, yatıracak parası olan insanlar ile kendini, ürettiklerini iyi bir yatırım enstrümanı olarak sunmaya çalışan sanatçılar. Aslında iki tarafta tam full gelişimine erişmemiş olduğu için öyle. Yani bir koleksiyoner kavramına tam olarak uymayan bir koleksiyonerle henüz daha sanatçılık olgusuna erişememiş bir belki genç sanatçının o boşluktan bulunuyor. O sadece gençlikle ilgili bir şey değil. O bir tıynet meselesi. o farklı bir şey, tutrat meselesi. Çok ama şey. O öbür türlüsü sanat tarihinde örneklerimiz var. Çok olumlu ve çok kamçılayıcı, geliştirici bir şey her iki taraf için. Kesinlikle. Bunlar az örnek. Çok teşekkür ederim güzel söyleşi için. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı ya da sormak istediğiniz şeyler? Buyurun lütfen Yıldız Bey. Ben Tony Bey'e iki şey sormak istiyorum. Birincisi en başta açıklarken koleksiyonerin motivasyonunu tutkudan bahsettiniz. Arkasından da aynı paragraf içerisinde aşağı yukarı ilk koleksiyonunuzu sattığınızdan bahsettiniz. Dolayısıyla bir koleksiyoneri yapmış olduğu, yani zaman ayırdığı, enerji ayırdığı, para harcadığı bir koleksiyonu elden çıkartmaya yönlendiren şey nedir diye bir soru geliyor aklıma. Birinci sorum bu. Bu sorunun cevabı çok basit ve çok acı ekonomik sebepler. O kadar basit midir? Evet. Peki. Ya benim durumum da oydu. İkinci sorum, yani belki şey de olabilir, yerim kalmamıştı da olabilir. Tabii ama şimdi her koleksiyonerin size şöyle cevap vereyim. Koleksiyon da sonuçta yaşayan bir şey. Yani siz de değişiyorsunuz. Her koleksiyonerin en büyük problemlerinden biri para. Koleksiyonunuzu besleyebilmek için sizi zamanında çok ilgilendiren fakat uymayan bazı işleri satmak gibi bir, yani bu işin fıtratında yine var. Yani koleksiyonu bir yerden sonra koleksiyonunuzu kendi koleksiyonunuzla beslemeyi. Bu besleme nasıl olur? Bazı işleri ben tam
kesinlikle spekülatif açıdan konuşmuyorum. Yani yeni işler almak ya daha fazla iş almak için bazı koleksiyonunuzda olmayabilir diye düşündüğünüz işleri elden çıkarmak. Teşekkür ederim. İkinci sorum da kendi fotoğrafçılığınızla ilgili bir soru soruldu. Verdiğiniz cevabı ben biraz daha sizi zorlayacak boyuta taşımak istiyorum. Zorlayamazsın. Buyurun. Şimdi buradaki gördüğümüz eserler tahmin ediyorum ki sizin açınızdan mükemmel olan eserler. Yani birine baktığınız zaman şunun şurasını hani ben çekseydim bunu böyle çekerdim demeyeceğiniz şeylerdi diye tahmin ediyorum. Ama bu kadar bu işin içerisindeyken siz, işlemek de doğru değil ama eminim ki öyle parçalarda karşılaşıyorsunuzdur ki yani bunun şurası şöyle olsaydı bence benim koleksiyonuma uyardı diyebileceğiniz ve bu yüzden de almadınız. Peki fotoğraf çekmek bu kadar kolaylaşmışken yani artık herkesin cebinde bir fotoğraf makinesi var. Ve Ara Güler'in mesela bazı parçalarına baktığınızda bazı eserlerine diyor ki bunlar en eskiden, en primitif şartlarda, en tesadüfen çektiğim benim fotoğraflar. Yani bir stüdyoda değil, ışık o anda öyle denk gelmiş, çekilmiş. Yani doğru zamanda, doğru yerde olmakla ilgili. Sizi bunu yapmaktan, denemekten en azından alıkoyan şey nedir? İkincisi tabii. İkincisi, yani siz Ara Güler'in ne dediğine bakmayın. Düzgün bir fotoğraf çekmek için belli bir birikime sahip olmak lazım. Belli kalitede bir fotoğraf makinesi, en mühim şey olmasa bile belli bir kalitede bir fotoğraf makinenizin olması gerekir. O teknikleri bilmeniz lazım. Bütün gün onlarla gezmeniz lazım. Bir modeli bir odaya alıp çıplak soyup, sen şu şöyle poz al, böyle poz al demek lazım. Ki o modelle başka şeyler de yapılabilir. Mesela yemeğe gidilebilir. gibi fotoğrafını çekmek lazım. Ya hiçbir zaman onu düşünmedim. Öyle diyeyim size. Sonra benim işlerimi içinde güzel kaçmayacağını düşünüyorum. Ahmet Bey teknik bir şey sorabilir miyim? Merhaba. Buyurunuz. Analogla yani hala filmle negatifle çalışıyor musunuz? Yoksa bıraktınız değil mi? Bıraktım. Agrandizörle karta baskılı bir iş yapılsa ve onun sizin elinizden çıktığı zamanki değerini hayal edebiliyorum da o anlamda sordum açıkçası. Sonuçta sanatsal görüşünüz kadrajdan karta basılan ya da bizim burada seyrettiğimiz görseller anlamında değeri mutlaka çok önemli ama bir de sizin o sabitleme ve tespit banyolarından sonra sizin elinizden alınan bir eserin çok daha kıymetli olduğunu düşündüğüm için sormuştum. O işte ben de kıymetli yaşıyorum. Şu anda yapmakta olduğum işlerde dijital teknolojinin imkanları benim için çok daha değerli. Öbürü biraz sorudaki gibi nostaljik kalıyor. Aşılmış bir teknik. Ona yapışıp kalmam söz konusu değil. Yani eski ustaların işleri öyle olabilir ama bakın mesela Kalan'ın iki fotoğrafını aldı. İkisi de Elamo, karısıdır. Bunları ne zaman yaptı biliyor musunuz? Zone sistem denilen Amerikalıların geliştirmeye çalıştığı bir sistem vardı. Fotoğrafik bir sistem. Buradaki amaç yetersiz olan ara gri tonları bir teknik bulalım da bunun yardımıyla yelpazeyi mümkün olduğu kadar skalayı geliştirelim dediler. Ve onlar siyahla beyaz arasında en zengin tonları yapmaya çalıştılar. Zone sistemi 9 basamaktır. 0 siyahtır, 9 beyazdır. Biz şu anda en basit bilgisayarda 256 griye sahibiz. Neden kalanı söyledim? Bu fotoğraflara geçmeden önce çok uzun zaman doğada, özellikle eğrelti otu dediğimiz bitki üzerinde çalışarak ondan bütün gri değerlerini almaya çalıştı. Sonra da bu sistemin aslında çok da başarılı bir şey olmadığını düşündü. Olduğu gibi onları çöpe attı. Bakın sadece siyah beyazdır bunlar. Ara tonların mümkün olduğu kadar yok edildiği bir şeydir. Yani teknikler
yapmak istediklerinize uygun hale geldiğinde onu kullanıyorsunuz. Sizi engellemeye başladığında da terk ediyorsunuz. Analog fotoğraf belli bir noktadan sonra benim için engel olmaya başladı. Çünkü dijital onun daha iyisini yapıyordu. Ben onun için o tarafa doğru geçtim. İyi fotoğraf çekmediğimi de anladınız. Ben de bir şey sormak istiyorum size. Seçtiğiniz fotoğraf sanatçıları içinde dönemsel olarak takip ettikleriniz var mı? Eskiden 10'arlık, 15'erlik, 5'erlik gibi periyodlarla aynı sanatçı. Fark var mı arada? Tabii var. O farkı zaten sanatçıyı takip ediyorsanız... Elinizde öyle aynı sanatçıdan dönemsel fotoğraflar var mı? Hayır, maalesef o boyuta daha koleksiyonum o boyuta gelmedi ama... Şimdi benim orada biraz evvel bir numaranın stratejiden bahsediyordum. Şu ana kadar biraz yavaşlamaya başladı. Birinci strateji, istediğim bazı sanatçılardan en aşağı bir işimin olması. Anlatabiliyor muyum? O bir kere o kadar çok zaman ve para alıyor ki daha sizin dediğiniz seviyeye ulaşamadım. Bu çok, şart değil ama hani çok tabii tabii ama yüzden, çok iyi anlıyorum. Bu da bir strateji. Tabii çünkü. Tabii. Zaten bir strateji çiziyorsunuz. O strateji yolda zaten planlar değiştirilmek için yapılmıştı. Yani yolda başka bir şey hissediyorsunuz, başka bir şey görüyorsunuz, başka bir şey yaşıyorsunuz ve bir çizme yoldan bir de sekme yapıyorsunuz otomatik olarak. Bunu düşünmek çok zor ama yani siz artık yaşamadığınız zaman bu koleksiyon ne olacak? Hiç düşünmüyor musunuz bunu sonrasını? Yani ya da ne olsun istersiniz? Siz söyleyeyim ben ölmüşüm. Çocuklarımın almasını, oğlum iki çocuğum var. Birçok insanın bildiği gibi de iki tane torunu var onlar da daha çok gerçek. Bonuslar. Onlar bonuslar. Kızımla paylaşıyorum. Yani kızımda oğlumun pek ilgisi yok fakat kızım gerek evinde buna ödünç verdiğim bazı işler ve keyif sağlıyor buna. Konuşmanın başında maalesef Türkiye'de bu koleksiyonu beslemenin çok zor olduğunu söylemiştim. Arkamdaki iş, bakın bu da çok enteresan, çok tanınmış bir ressamın bir buçuk sene evvel ortaya çıkan fotoğraflarıdır. Erol Akyavaş'ın bir fotoğrafı. Başka da var. Tabii başka da var. Ben ötekiler, o öteki tabii anladım. Şeyin içindeki, dışarıda bir tane var. Kitapta gönül gösterdi. Onu görelim. Ben yani bu orijinalini gördüm. Çok ve yeni bir seri daha çıkıyormuş. Deniz çıkarıyor, evet. Yakında bir aya kadar herhalde hazır olacak diye. Galerilerde de gösteremiyoruz. Başka türlü. Tabii canım. Şeyde Ankara'da yaptı, iki günde kapattı. Evet. Burada Bebek'te o kilisenin şeyinde yaptı. Hiç şey yapmadan, hiç duyurmadan sadece kendi etrafı ve üç günde de kapattı sergiyi. Kapalı bir yerde duyurmadan sergi. Niçin? Çünkü duyurdu. Ama ben de benim sergimi Cihangir'de de yaptım. Hiç gibi Batarya Sokağı orada şey var. Art kültür var. Gülfem Hanım'ın yeri. Orada yaptım. Duyurmadım. Duyurmak da istemedim zaten. Birçok galerici arkadaşım Levent Veseli'den başlayarak
Tunisi'nin koleksiyonunu, sergisini yapalım bizim galeride dediler. Her zaman hayır dedim. Yani bu sebeplerden dolayı zaten hep hayır dedim. Bana hayır demediğiniz için çok... İşte ama bu kapalı bir çevrede evet, olduğu doğru. için sonra çok geçici bir şey onun için. Birkaç tane Türk sanatçının nüsü var. Bu da hem ressam hem şey olmuş, fotoğrafları da yeni buldular anladığım kadarıyla. Yani 3-4 sene evvel buldular. Şimdi bakın, sizin sorunuza cevaben, o en dipteki çerçeve, en sağdaki çerçeveden birmiş iş, Kertez diye bir sanatçıymış. Zaten adam fotoğraflarına isim veriyor, distortion. Bütün fotoğrafların distortion numara 1, 37, 48, neyse öyle numaralıyor. Tamamıyla bu distortion olayını, bunu da ben şeyde Tek Müzesi'nde gezerken gördüm. Bu adamın, kardeşiyle Almanya'da bir küre gitmişler, bir havuz vardı. Havuzda kardeşi yüzerken fotoğrafını çekmiş. Ve oradan tabi sudan çektiği için belli bir distorsiyona uğradı fotoğraf. Oradan esinlenerek fotoğrafın boyu kontak sheet. 2.54'de 2.54 yani. Böyle fotoğraf tarihini sayılı mühim fotoğraflarından bir. Bu da çok enteresan bir şey. Ufak bir parantez yapayım. Çağdaş sanatta 4 metreye 8 metre. Çok büyük işleri çok seviyoruz. Gittikçe sanatçılar daha fazla para almak için, koleksiyonerlerin mi daha fazla duvarı var bilemedim. Ama her şey çok büyük olmaya başladı. Zaten bana bir gün bir arkadaşım dedi ki, sanat almayı bırak duvar al artık. Duvar da yani. Bence Amerika'dan geldi o. Amerika'da her şey. Tabii, yani, aynen. Ama yani koyamıyorsunuz ki o kadar büyük. Diyorum yani, 2.54'e 2.54. Bu adam o distorsiyon serisiyle çok yeni bir akıma öncülük etti ve bu konsept çok az insan yaptı, çok az taklit edildi. Ama o kadar bariz ki zaten taklit edilir bir şey değil. Yanındaki eserde Fransız Pierre Molinier diye bir adamı size en son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Adam intihar etti. Yani hep kendi otoportreydi. O da onların da hepsi fotomontaj. Fotomontaj da çok zor bir tekniktir. Ya bakmayın burada fotoğraflar böyle asılmış gibi gözüküyor ama biraz size anlattıklarım ve Ahmet'in anlattıkları ışığında fotoğraf çekmek o kadar kolay bir şey değil. İnsanlar şimdi bilgisayarın karşısına geçip değişik tonlamalar, değişik şeyler yapıyorlar ama başarılı, çok başarılı bir fotoğrafı hayata geçirmek kolay değil. Burada yine çok değerli bir fotoğraf sanatçısının annesi var, Serpin Hanım, Aslan Sukan'ın annesi. Oo, bu çok memnun oldum. Aslan'ın bende bir işi var, evet. Çok sevdiğim bir sanatçıdır ayrıca. Ali de su altı fotoğrafçısı, o da keşif dalışları yapıyor öyle. Dikkat inanılmaz şeyler yapıyor. Arkada Ömer Şant'a var, o da uzun zamandır amatör olarak devam ettiriyor ama artık profesyonelliğe doğru götürüyor işi. Hepsine de buradan bir selam. Çok çok teşekkür ederim. Güzel. Soracağınız başka bir şey var mı? Ben merak ediyorum. Dediniz yani ilk koleksiyonumu satmak zorunda kaldım bazı sebeplerden dolayı. Şimdi bu koleksiyonunuza ne kadar bağlısınız? Bunu da bir noktada satmak zorunda. Hayır. Yani mecbur olmazsam da yarın ne olacağı gayet tabii ki hepimiz için meçhul. Ama hayır. Dediğim gibi bazı şeyleri satıp
yerine başka şeyler almak için olabilir. Şu anda pek niyetim yok. Ama satmayı düşünmüyorum. Aşağı yukarı elinizde kaç fotoğraf var değil mi? Ahmet sayesinde biliyorum. Çünkü şeyi beraberce envanter yaptık çok, Ahmet'le. Epeyce. 200 tane kadar fotoğraf var. Bu koleksiyondan da 80 civarı. İstediğiniz kadar. Başka hangi temalarda koleksiyon yapıyorsunuz? Yani burada şimdi, iki koleksiyon siyah, beyaz ve nude. Başka da ama koleksiyon hayır, topladığınız bir yok, şey yok. Şu an yok. Ama bir dönem oldu herhalde. Bir dönem oldu. Çağdaş fotoğraftı. Yani son koleksiyonum sadece fotoğrafla başladı. Üç tane de şeyim var. Desenim var. Yine nude ama görseniz iki tane siper realist zaten, görseniz fotoğraf zannedersiniz. Beğendiğim fotoğrafları alıyorum. Bir çok ağır bir şey olduğunu, çünkü beğenmek o kadar kolay bir şey ki. Yani gözünüzün belli bir yerine bir şeye odaklanması lazım. İki, dediğim gibi o fotoğraflarını tekrar yerleştirirken, yatak odama nüleri koyduğum zaman ve o Sotheby's'deki müzayede de beni çok etkiledi. Koyduğum zaman kararımı verdim ve başka hiçbir şeye bakmıyorum. Şimdi burada acı olan bir şey var. Birçok sanat fuarını geziyorum, görüyorum. Aklımda hiçbir şey kalmıyor. Yani benim ilgi alanımın dışında aklımda çok az şey kalıyor. Kaydetmiyorum. Peki envanterinizi oluştururken mesela koleksiyonunuzu envanterini yaparken her parça için o anda ne istediklerinizi bir şekilde yazıyor musunuz? Yok. Bir eksiklik olabilir ama yazmıyorum. Yazmayı da düşünmedim ayrıca. Ben de onu düşünmeyeceğim. Evet. Klasik şeyleri yazıyorsunuz. Hani ne zaman aldınız, ne kadar aldınız falan. Ay boyutu, sanatçısı, senesi. Bence onlar önemli. Ama onlar önemli mi? Yok, beyefendi ne dedi o. Ama yani ben aldığım zaman ne hissettiğimde, bana ne hissettirdiğimde bir şekilde yani daha sonra bunlarını aktarmak için iyi olur diye düşündüm ben sadece. Bence çok iyi bir şey. Duygu ve ruh sanatının yansıması açısından. Cesaret alarak şey sormak istiyorum. Şimdi mesela vintage fotoğraf, siyah beyaz negatif aldınız. O anda bastığınız baskı vintage oluyor. 10 sene sonra aynı şeyi bastığınızda o vintage olmuyor. Çünkü o anki hisleriyle geçmişteki hisler birbirinden farklı oluyor. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Şöyle düzelteceğim. O an illa ki o an değil, ilk baskı yağlı baskılar. Yani çünkü birçok fotoğrafçı fotoğrafı çekiyor, iki sene sonra basıyor ya hiç basmıyor. Belki bir zaman beklettikleri de oluyor. O zaman sorum şöyle. Koleksiyonunuza aldığınız eserleri belli bir süre sonra ona karşı duyduğunuz hisler değişiyor mu? Yani bu duygularını yansıtıyorsunuz ya ilk başta. Gayet tabii ki değişiyor. Hepimiz evleniyoruz, bazılarımızı boşanıyoruz. Demek ki hisler de değişebiliyor. Yani bir kadına hissimiz değişirse niye fotoğrafa değişmez? Çünkü o sessiz birisi. Duymak istediklerinizi duyuyorsunuz onları yani. Başka bir şey.
Bundan sonra söyleşimiz magazine kaydı. Her şey sonuçta ona bağlı. Geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah canınızı çok çok sıkıntı. Hiç çok hoştu. Teşekkür ederiz. Bu bizim için en değerli ilk söyleşimizdi üstelik. Biz de çok keyif aldık. Ben sizi çok takdir ediyorum ayrıca. Yani çok merak. Sizin düşüncenizde olanları ve bu şekilde bir sanat şeyini, bütün şeyini, varlığını diyelim. Yani bu para önemli bir şey hayatta. Ama tabii. Siz parayı değil sadece. Parayı bir araç olarak kullanıyorsunuz. Tabii. Yani bütün duygularınızı, düşüncelerinizi o görselliğe şey diyoruz, odaklıyorsunuz. Yani o odaklamak. Ondan vazgeçmemek yani daha burada da hakikaten tutku evet, benim için de çok yalan işte, o tutku ama o tutku yani çok önemli. Şunu düşünürsünüz çok önemli. Siz kendiniz için bir şey yapıyorsunuz. Bunun için de işte ne kadar maddi imkanınız var onu seferber ediyorsunuz. Zamanınızı harcıyorsunuz. Bununla ilgili yani bu tutkuyla ilgili arkadaşlıklar, dostluklar ve işte mesela Ahmet'in diyelim çok yakın bir dost edilmiş oluyorsunuz. Şimdi o sizin için önemli olduğu kadar Ahmet Bey veya diğer sanatçılar için de yani siz olmasanız onlar da şey kalacaklar. Yani nasıl diyeyim? Öksüz değil ama yani yani sizin varlığınız sanatçılarını da besleyen bir varlık. Onu ben çok hissettim eşimde. Teşekkür ederim. Onlar çünkü hiçbir sanat, müzik, fotoğraf, diğer her sanat alanında seyircisi, ilgilisi olmadan şey demiyor. Yani sanatçı da yaşayamıyor ve sanatçı da hakikaten bir boşluk, değil mi? Bir boşluk duygusu. Ya bir şey, duygularında bir kırılma yaratıyor diye düşünüyorum ben. Onun için keşke sizler gibi böyle tutku, sanata tutku olan insanlar çoğalsa. Ben eşimi çok tenkit ettim. Yani çok sıkıntılı zamanlar yaşadık. Ona hissettirmemeye çalıştım ama yani mutsuz oldum çok. Çünkü her şey oraya doğru akıyordu. Yani çocuklar, ben, ev, her şey ilgisiz kalıyordu aslına bakarsanız. Ama şimdi onun varlığı, yani onun o hayatı başka şeyleri beslediğini fark ediyorum. Yani hem sanatçıların. Ama kültürle ilgilenmiyorum dediğimiz zaman işte kültür böyle oluşuyor. Evet yani doğru ama koleksiyonerler... Onların varlığı. Evet ama Ahmet Bey şöyle değil. İzleyenlerin varlığıyla bir kültür oluşuyor ki bu geleceğe aktarılacak olan şey bu işte. Yani o çok güzel. Doğru, haklısınız. Zeyno Hanım, benim aklımda hiç çıkmayan bir şey var. Muhsin Bey rahmetli hastanedeydi. Evet, biz onunla bir sergiyle ilgili konuşmuştuk ve ben ona bazı şeyleri göstermeye getirmiştim. O kadar görmek istemişti ki hiç unutamıyorum ve... Hep aklımda gerçekten. Evet, evet. O, yani onun Allah rahmet eylesin ama hayatını iyi doldurduğu için mutluyum. Yani kendi istediği şeyleri yapabildi ve ondan çok mutluluk duydu. Şimdi biz de onun varlığı yani yoksa olma, yani maddi varlığı olmasa bile manevi varlığında gerçekten biz de o günleri yaşıyoruz. Kesinlikle o manevi varlığıyla o kadar insana güç verdi ki. Evet. Yani işte böyle sizler gibi ben yani Allah çok uzun ömür versin. Tamam. Çok önemlisiniz Türkiye için, sanat için, her şey için. Başka bir sorunuz var mı? Sertifika hazırlamadık. Smithsonian Müzesi tarafından da desteklenmişti.
Aynı zamanda da o kadar mütevazi ki emeritus profesör olduğunu ben üniversitesinin şeyinden gördüm. Hiç haberimde yok. Onun sizde olmasını çok istedim. Çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.